ülkemiz coğrafi konumu nedeniyle Asya, Avrupa ve Afrika kıtaları arasında süregelen narkotik madde kaçakçılığından olumsuz etkilenmekte. Narkotik madde kaçakçılığında yalnızca transit bir ülke olmanın ötesinde hedef bir ülke. Bu amaçla yapısal ve hukuksal her türlü çalışmayı gerçekleştiren Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız, aydınlık yarınlara koşan ülkemizin önünde önemli bir risk olan uyuşturucu tehdidini yok etme azminde. Narkotik madde kullanımı ve suçlarının önlenmesine yönelik hali hazırda yürütülen istihbari ve operasyonel çalışmalara ilave olarak suçun oluşmasının ve narkotik maddelerin sokak düzeyine ulaşılabilirliğinin engellenmesi amacıyla Narkotim projemiz hayata geçirildi. Narkotimlerimizce kısa sürede elde edilen başarılar narkotik madde kaçakçılığının sokak boyutuna önemli bir darbe vurdu. Bu kararlılığımız, narkotimlerimizin ülkemizin genelinde yaygınlaştırılması sürecini başlattı. Narkotik madde ticareti, terör örgütlerinin finans kaynaklarından en önemlisi. Bu finans kaynaklarını kurutmak, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızın en önemli önceliği. Başkanlığımızın PKK, KCK, FETÖ ve DH gibi terör örgütlerinin narkotik madde ticaretinden elde ettiği kaynakların kurutulmasına yönelik operasyonları ulusal ve uluslararası düzeyde devam etmekte. Birleşmiş Milletler Örgütü tarafından periyodik olarak yayınlanan Dünya Uyuşturucu raporlarında Türkiye'nin narkotik suçlarla mücadele alanındaki bölgesel liderliğine her fırsatta vurgu yapılmaktadır. İl emniyet müdürlerimize, valilerimize, jandarma komutanlarımıza açıkça söylüyorum. Terörle mücadelede hangi mantığı ortaya koyuyorsak uyuşturucu satıcısını gördüğünüz anda acımayacağız. Bunda ne dediğimi anlıyorsunuz? Çocuklarımıza okulların etrafında uyuşturucu satmaya çalışanları gördüğünüz anda ona insan muamelesi yapacaksınız. Bu kadar basit. Yürüttüğümüz titiz ve özverili operasyonlar çerçevesinde genç bireylerimiz başta olmak üzere ülke insanımızı hedef alan sokak satıcılarıyla mücadeleye büyük önem verilmekte. Çarpık kentleşmenin beraberinde getirdiği sokak suçlarıyla mücadele kapsamında başkanlığımız, Ceza Muhakemeleri Kanunu'nun kendisine vermiş olduğu üst düzey soruşturma taktiklerini uygulamaktadır. Geçimini narkotik madde ticaretiyle sağlayan ve mahalle sakinleri üzerinde baskı oluşturmayı başarmış torbacılar, kan bağının getirdiği birlik ve beraberlik duygusunu suça kanalize etmiştir. Bu şahısların işlemiş oldukları suçun iz ve delillerinin elde edilebilmesinin, faillerinin suçüstü yakalanabilmesinin, varsa başka iştirakçilerinin de ortaya çıkartılabilmesinin yolu ancak uzun soluklu bir projeli çalışmayla mümkündür. Evet, dün İzmir'de İzmir Emniyet Müdürlüğü narkotik daireyle beraber büyük bir operasyon yaptılar. Teşekkür ediyoruz Emniyet Müdürümüze, narkotik birimimize bu başarılı operasyondan dolayı.